Değerli Son Söz TV izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2023, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde bir bağımsızlık mücadelesinin temsili olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü. Konuğum Fikret Gökçe, eski Kıbrıs gazisi kendisi, daha doğrusu Kıbrıs gazisi diyelim. Eski dernek, Gazi Derneği Başkanı. Yardımcısı. Başkan Yardımcısı. Muharip Gaziler Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı. Peki. Hoş geldiniz Fikret Bey. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için röportajımızı. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Bir Kıbrıs gazisi olarak yaşadığınız o atmosferi öncelikle sizden dinlemek istiyoruz. O günlerde, bizi birazcık o günlere götürebilir misiniz? Memnuniyetle. Buyurun. Şimdi başlarken bu söyleşiye, öncelikle Kıbrıs davasının, Kıbrıs mücadelesinin büyük önderleri, Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçüğü, bu yolda kahramanca mücadele eden mücahitlerimizi ve Kıbrıs Harekatı sırasında, birinci ve harekat, ikinci harekat sırasında şehit olan 498 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu, 230 dolayında da mücahit arkadaşımız şehit olmuştur. Hepsine rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Uzun ömürler diliyorum. Onları anarak başlayalım diye düşündüm. Evet, aynen. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli halkına ve yüce Türk milletine hayırlı olsun. Kutlanması gereken önemli bir gün ve tekrar şehitlerimizi rahmetle anarak devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Kıbrıs bizim için çok önemli. Büyük Atatürk bu konuda bir manevra sırasında söylediği çok önemli bir söz var. Kıbrıs Adası'nın Türkiye'nin hayatiyeti bakımından, geleceği bakımından çok önemli bir yer olduğunu işaret buyuruyor ve çok dikkat edilmesini istiyor rahmetli sağlığında Büyük Atatürk. Biliyorsunuz 1878 yılına kadar Kıbrıs Adası Türklerin, Osmanlı'nın hakimiyetindeydi. Tam 1851'de Lala Mustafa Paşa'nın 6 ay süren bir kuşatma sonucu Cenevizlerden aldığı Kıbrıs Adası 327 yıl bir Türk adası olarak varlığını sürdürdü. Ama Osmanlı Devleti'nin o son çöküntü zamanlarında 2. Abdülhamit Sultan iken, padişah iken İngilizlerle yapılan bir anlaşma sonucu İngilizlere kiralandı 1878'de. Kraliçe Victoria, o zaman İngiltere'nin başında, Abdülhamit'le Victoria arasında yapılan bir anlaşma sonucu ada İngilizlere kiraya verildi. Ve sonradan ada biliyorsunuz oradaki tetiş örgütleri, başta EOK olmak üzere onların faaliyetleriyle 105 yıl 1878'den 1974'e kadar Yunan zulmünü yaşadı. Orada bulunan ve önemli bir kısmı ada alındıktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden oraya iskan edilmiş, Türkiye'den gönderilmiş insanlarımız Kıbrıs halkının temelini oluşturuyorlar. Ve bu insanlarımız tam 105 sene bu Yunan zulmüne karşı direndiler. Ayakta kalmaya, Türkiye'ye, ana vatan bildikleri Türkiye'ye bağlı kalmayı seçerek gerçekten çok büyük acılar içerisinde bu 105 yılı yaşadılar. Kıbrıs Barış Harekatı, işte söylediğim bu iki gerekçe, birisi Türkiye için çok önemli bir ada olması, Büyük Atatürk'ün öngördüğü gibi, diğeri de oradaki Türk varlığının yaşamını sürdürebilmesi için, varlığını sürdürebilmesi için bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz Yunanların Akritas planı diye bir bütün Türkleri imha ederek Enosis'i gerçekleştirme hayalleri var. İşte 1974'te başlanan Kıbrıs Barış Harekatları Yunanların bu Enosis hayallerine son veren önemli bir tarihsel gelişmeydi. Bakınız Yunanlar değil sadece. Bugün belki kimsenin hatırlamadığı veya bilmediği bir olaydan söz etmek istiyorum. Yunanistan Osmanlı'ya karşı biliyorsunuz 1821'de isyan etti. Tam 400 sene Yunanistan Osmanlı yönetiminin idaresi altındaydı. Ama 1820'de isyan etti. Parça parça büyüyerek ve bugünlere elde ettikleri haritaya ulaştılar. Ama bir belge var elimde. Diyor ki 2000 yılından beri Yunanlıların milli günlerini Beyaz Saray'da kutluyorlar. Bu törenlerde yapılan konuşmalardan öğrendiğimiz şudur. 400 yıl Osmanlı yönetimi içinde yaşayan Yunanlılar 1821'de isyan ettikleri zaman Amerikalılar desteklemiş. 21 Mart 2006 tarihinde yani
Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 185. yıl dönümünde 2006'da o zamanki Başkan Bush şöyle bir konuşma yapıyordu. Modern Yunanistan'ın kurucuları 1821'de özgürlüklerini ilan ettiklerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü desteği vardı arkasında. ABD başkanları bağımsızlığı destekledi. Genç Amerikalılar Yunan ordusunda gönüllü oldu. Birçok Amerikalı Yunanlılara mali destek sağladı diyor. Kime karşı? Biz Türklere karşı. Yunan Dışişleri Bakanı o zamanki Bakoyani ile Rum Ortodoks Kilisesi Amerika temsilcisi Dimitrios da konuşma yaptıkları bu törende Bush ayrıca eski başkanlar John Adams ve Thomas Jefferson ile James Madison'un da Yunanistan'ın bağımsızlık savaşına büyük destek verdiklerini anlatmış. Yani düşünün ki bizim 1974'te karşımızdaki olan Yunan ve Rum birlikteliği ta Amerika'nın Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1821 tarihinden beri bir Amerikan desteği olarak hep arkalarında durmuş. Bakınız bunu anlattıktan sonra şöyle bir serzenişte de bulunmak istiyorum müsaade edin. Buyurun. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana 49 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1983'ten beri ise tam 40 yıl geçti. Ama ne yazık ki bugün gerçekten dünya devletleri arasında kendi bayrağı olan, kendi toprağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'den başka hiçbir ülke tarafından tanınmadı. Bu konuda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle İslam ülkelerini, bugün işte haberlerde sık sık isimleri anılan ülkelere, dostumuz, tek vatan saydığımız bir takım dost ülkelere Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımamalarının anlamı nedir diye, niçin böyle bir davranış içerisindeler diye sormak istiyorum Sayın Mustafa Doğan. Ağzınıza evet, sağlık. Böyle bir giriş yaptıktan sonra bazı şeylere de isterseniz değinelim. Buyurun. Bugün şeyde belki görmüşsünüzdür. Bugün ben ayrıca hem sizin bu arayışınız hem de Hürriyet Gazetesi'nde adımın da zikredildiği bir haberden dolayı bir mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine Amerikan Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ulvi Keser, tarihçi ve araştırmacıdır aynı zamanda. Bugün Kıbrıs Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Türk Genelkurmayı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta savaşan askerlerinin aileleriyle iletişimlerini sağlamak konusunda dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemi bugün Hürriyet Gazetesi'nde geniş bir şekilde fotoğraflarla da süsleyerek anlatmış. Ve inanır mısınız biz Kıbrıs'ta savaşırken tabii birçoğumuzun ailelerin haberi bile olmadan, aileleriyle vedalaşamadan savaşa giden evet, asker arkadaşlarımız vardı. Ben de giderken oğlum 4 yaşında, kızım 1 yaşındaydı. Onları da göremeden gitmiştim. Savaşın birinci rekat bittikten sonra babamdan bir mektup geldi elime. O mektubu bulmuş Sayın Ulvi Keser. Ve o mektuplardan çok gizli askeri posta olarak gönderilen bir mektuptu o. O mektubu, bir numaralı mektup, işte Ankara'da ikamet eden Fikret Gökçel'in mektubuydu diye bahsediyor bugün. Gerçekten duygulandım, aynı zamanda da gurur duydum. Böyle bir anıyla başladım bu söyleşiye. Harekat sırasında tabii yaşananlar yıllardır anlatıldı. Askerimizin oradaki kahramanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıları, bir ada üzerindeki harekatın ne kadar zor olduğunu umarım tahmin edersiniz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Castro'nun Küba'sına bir saldırı planlamıştı yıllar önce. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Domuzlar Körfezi denilen o saldırının yoğunlaştığı bölgede büyük bir hüsrana uğradı ve başarılı olamadan geri dönmüşlerdi. Evet. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri 49 yıl önce her türlü ambargoya karşı, hatta Amerikan 6. filosu bir tehdit unsuru olarak Kıbrıs'ın dibinde Türkler saldırmasın diye orada tertip almasına karşın, yer almasına da Amerikan donanması uçak gemisiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başardı. Evet. O zaman milletin anlayışı ve bakışı, iradesi böyle bir savaşın kazanılmasına sebep oldu. Evet, aslında çok önemli bir bağımsızlık mücadelesi. Ve evet, gerçekten de az bilinen aynı zamanda bir bağımsızlık mücadelesi olarak biraz araştırma yaptığımda bunu görebiliyorum. Ben aslında şunu da merak ediyorum. Biraz önce bahsettiniz, tabii bilinen yönleri var ama bir de içeriden, yani o Türk askerinin
Kıbrıs'a gidiş yolundaki o psikolojik durumu, yani bahsettiniz mesela çocuklarını görmeyen insanlar, siz de onlardan bir tanesiydiniz. Haberi olmayan insanlardı onlar, askerler. Bunların, yani sizlerin, Türk askerinin o zamanki psikolojik durumu nasıldı? İnanır mısınız? Türk askeri emir aldığı zaman, Kıbrıs harekatıyla ilgili emir aldığı zaman hepsi sanki bayrama giden çocuklar gibi mutluydular. Hiç kimsenin aklında farklı bir düşünce yoktu. Bir bayram sevinci içerisinde. Çünkü o zaman o yıllarda Türk halkının, Türk milletinin birlik ve beraberlik duyguları o kadar güçlüydü ki. Bakın size bir örnek vereyim. Biz Ankara'dan yola çıktık. Ankara Çubuk'ta. Çubuk'ta 230. Piyade Alayı'nın bir taburu olarak, 700 kişilik bir taburu olarak Kıbrıs Harekatı'na katıldık. Ama önceden belirlenmiş bir birlikti bu. Daha önce yaptığımız eğitimlerde helikopterlerle birlikte yaptığımız eğitim, uçar birlik harekatıydı bizimkisi eğitimlerde. Biz sanki bir provasını yapıyorduk Kıbrıs Harekatı'na gidişimizle ilgili. Öyle bir eğitim alıyorduk. Ve şunu söyleyeyim, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın olduğu alan var ya, evet. Orası eskiden Otogar'dı ve bize emir geldiği o akşam, bizim 18 Temmuz 1973-74 akşamı Ankara'dan Anadolu şehirlerine gidecek olan otobüsler, kalkışa hazır olan 14 tane otobüsün yolcuları indirilerek bizim alaya sevk edilmişti. 14 otobüs ve 17 tır. Tırlar silah, mühimmat ve cephanemiz için alayımıza geldiler. Şu anda hala faaliyette olan birçok turizm firmasının, otobüs firmasının otobüsleri alayımıza yolcuları indirerek gelmişler ve bizi götürmek üzere. Nereye? Taşucu'na. Helikopterler bizi orada bekliyor. Biz gerekli hazırlığımızı yaptık. İşte silah, cephane, askerimiz yüklendi. Tam nizamiyeden çıkarken, Çubuk'ta alay nizamiyesinden çıkarken kapının önünde büyük bir kalabalık gördük. Çoluk, çocuk, kadın, kız, yaşlı, genç toplanmış Çubuk halkı. Ben de birinci otobüsteyim. Alay komutanım rahmetli Nezih Siral Kurmay Albay otobüsün birinci sırasında oturuyor. Ben hemen onun arkasındayım. Fikret İmbak dedi, bu insanlar niye toplanmış? İndim ve oradaki grubun içine girdim. Yaşlı bir ağabey, lider görünümlü, yaşlı bir amca. Ona selamımı verdim. Ve amca dedim, ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Evlat dedi, biz sizin dedi, nereye gittiğinizi biliyoruz. O zamanlar bunlar söylenmiyor, gizli ya. Biz sizin nereye gittiğinizi biliyoruz. Bak dedi, elindeki katlanmış şanlı bayrağımızı özenle tuttu, öperek bana verdi. Ben de 3 kez öperek aldım. O Türk bayrağının tam sol köşesinde sırmayla işlenmiş Çubuk ilçesi yazıyordu. Aldım, koynuma koydum. Evlat dedi, buyur dedim amca. Bu bayrağı dedi Kıbrıs dağlarına dikmeden buraya gelmeyin. Harika. Evet. Çok daha ilk başta bu halkın birlikteliğini, beraberliğini, böyle zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğinin herhalde en somut örneklerinden bir tanesidir bu. Ayrıca yine Ankara'dan yola çıktık. Şimdiki öğretmen evi var ya Mustafa Bey. Evet. O zaman öğretmen evi yok orada. Konya yoluna doğru gidiyoruz. Yine dediğim gibi birinci otobüsteyim. Otobüs firma adını vermemin sakıncası var mı? Çünkü hepsi gönüllü olarak geldiler. Tabii buyurun verebilirsiniz. Var mı? Verebilirsiniz. Pamukkale Turizm birinci otobüs. Bakın. Evet. Hepsi var. Pamukkale'si var, Baran'ı var, Kamil Koç'u var. Ama birinci otobüs Pamukkale Turizm. Hiç unutmam. Şişman Küloğlu Hacı abi diye bir kaptanımız var. Gidiyoruz. Öğretmen evinin o yapıldığı o mevki, o rampaya çıkarken bir baktım sağ tarafta bir siyah Renault, askeri araç, Porsche da var, belli ki bir komutan aracı. Baktım şöyle, aracın içerisinden bana bir subay el sallıyor, durun diyor el işaretleriyle ve alay komutanıma bildirdim, konvoyu durdurduk. İndim ben aşağıya, o Renault siyah askeri araç da durdu. İçinden böyle orta boylu ama pehlivan, sportmen tipli bir tur generalindi. Selam verdim. Aslemen dedi, bütün dedi, otobüs kaptanlarını toplayın. Ben hemen otobüslerin kaptanlarını haberdar ettim. Hepsi toplandılar. O tur generalinin yanında bir de assubay var. Arkadaşlar dedi, hepiniz dedi etrafında bir daire olun dedi. 14 tane otobüs kaptanı. Hepsi daire oldular. Assubayın da elinde bir defter var.
ve dedi ki arkadaşlar şimdi dedi hepiniz dedi plaka numaranızı, firma adınızı ve kendi adınızı söyleyin. Başladılar söylemeye. Bizim hacı kaptan, hacı abi, paşam dedi, paşam siz ne yapacaksınız bizim isimlerimizi, plakalarımızı? Niçin alıyorsunuz bunları? Kaptan dedi, to general, siz bizim askerimizi götürüyorsunuz. Gittiniz şimdi size 500 lira burada para ödenecek, asubay ödeyecek. Gittiğiniz yerde 500 lira daha ödenecek size. Niçin dedi bu para? Yaptığınız bu hizmet karşılığındaydı. Türk askerini dedi götürüyorsunuz dedi. Hacı abi de umulmadık bir refleks. Biz Türk değil miyiz dedi. Aldı öz dedi para var dedi. Ve o aldı öz deyince bütün kaptanlar almıyoruz, almıyoruz, almıyoruz. Hiç unutmam. O Tuğgener, o sportmen, o dinamik Tuğgener'in gözlerinden yaşlar döküldü ve hepsini selamlayarak bindi arabasına gitti. İşte bu da o zaman Türk halkının, bu milletin yüceliğini, o gönül zenginliğini, o vatan millet sevgisini gösteren benim hayatımı unutamadığım en çarpıcı örneklerden bir tanesidir. Bunu anlatarak böyle iki anıyı da sizle paylaştım. Ağzınıza sağlık. Tabii çok duygu yüklü anılar bunlar. Anlayamadım Mustafa Bey. Çok duygu yüklü anılar bunlar. Sizle beraber biz de duygulandık. Yani öyle umuyorum ki izleyicilerimiz de dinlediği zaman sizleri aynı etki alacaklardır. Aslında ben sorularımdan bir tanesi de bu olacaktı. Yani cevap da vermiş oldunuz sanki biraz. Tabii yine soracağım ama harekat sırasında yaşadığınız, sizi en etkileyen, derinden etkileyen bir olay var mı sorusunu soracaktım. Çok acaba var. Bu muydu yoksa gerçekten hayır bu da öyleydi ama şu yaşadığım olay hiç unutamadığım, kalbime çok derin işleyen bir olaydır diyebileceğiniz bir olay var mı? Var, çok var ama bir tanesine izin verirseniz hemen sizinle paylaşayım isterseniz. Tabii, buyurun. Birinci harekat bittikten sonra biliyorsunuz şeyde Turan Güneş Dışişleri Bakanı Cenevre'de barış görüşmeleri oluyor. Birinci harekatta biz bir üçgen Girne'den başlayan işte Lefkoşa'ya kadar uzanan bir bölgede dar bir alanda kalmıştık ve askeri otoriteler, komutanlarımız bu dar bir alanda kalmanın sakıncalarını biliyorlardı ve onun için ikinci harekatın yapılması gerekiyordu. Fakat bütün dünya, başta İngiltere, Amerika olmak üzere bizim böyle bir harekata yeltenmemizi, başlamamızı istemeyen bir takım propagandalar içerisindeydiler. Ve bu arada bir barış görüşmeleri sürdürülüyor. Türk hükümetini temsilen de Turan Güneş rahmetli Cenevre'de masada. Günlerce yapılan, birinci harekattan sonra yapılan bu harekat sırasında tabii Türkiye'de boş durmuyor. Yeni takviyelerle biz ilk gittiğimiz zaman biz 700 kişiydik bizim birlik. Yaklaşık 12 bin kişiye bile ulaşmıştı. Ama o boşluk anında görüşmeler devam ederken bu sayı Türkiye'den gelen takviyelerle 40 bine kadar çıktı. Türkiye'nin her yerinden gelen askeri birliklerin desteğiyle, takviyesiyle. Bu arada hazırlığımızı yapmıştık. Ve Türkiye'den gelenler içerisinde bize de gelen askerler ve yeni komutanlar oldu. Bunlardan bir tanesi benim de Tuzla Piyade Okulu'da eğitim aldım ben. 6 aydaki ilk subay eğitimi orada almıştım. Evet. Tuzla'daki ilk subayları 6 ayı tamamlamadan 4 aylarını tamamlayanları astemi olarak hemen kıtalara sevk etmişler. Bunlardan bir tanesi de bizim birliğe geldi. Ve benim bölüğüm alaydaki en kıdemli asteğmen bendim orada piyade takım komutanı olarak. Benim takımıma verildi. Gelen bu takviye yedek subaylardan bir tanesi. Bir tane geldi bizim alaya. O da bana verildi. Benim yardımcım olarak Mehmet rahmetli Adanalı. Ben yapılı bir kişiyim fiziken ama Mehmet benden daha yapılıydı. Boylu poslu, kara esmer çehreli, hukukçu, avukat bir kardeşimdi. Bana verildi. O gün de Cenevre'deki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanacak. Henüz tabii biz bunu bilmiyoruz. Saat Mehmet'e 20 tane Hamitköy Mandıras denilen bir mevki vardır. Lefkoşehir'in kuzeyinde, Lefkoşehir ile Beşparmak Dağları arasında. Orada konuşlanmıştık biz. Benim takımım da 20-22 tane mevzi askerlerimi yerleştirdim. İkişer asker her bir mevzide. Mehmet de yanımda. O ara olay komutanımız bölük komutanlarını bir ağacın altı aşağıda. Orası onun karargahı. Bir ağaç.
Evet. Büyükçe bir ağacın altı. Hemen buraya gelsinler dedi. Benim telsizde, benim bölük komutanım da Burhan Özgür Üsteğmen. Fikret dedi sen de gel dedi, beraber gidelim. Asteğmen olarak ben de katıldım aralarına. Gittik. Alay komutanımız arkadaşlar dedi, ikinci harekat emri geldi. Yarın sabah saat 5.30'da taarruz edeceğiz. Saatlerimiz benim saatime göre de ayarlayın. Herkes takımlarının başında olsun. 5.30'da taarruz var. Önce hava kuvvetlerinin uçakları sortiler haline gelecek. Yarım saat kadar kritik mevzileri, bölgeleri bombardıman edecekler. Ondan sonra biz piyade taarruza kalkacağız. Bu emir alındı. Başlayalım. Tam ayrılırken bakın dedi Cumhurbaşkanımız Fahri Korucuk bize hediye göndermiş. Al hepinize de birer tane alın. 50 tane sigara olan içerisinde diplomat tarzında altın yaldızlı Paris Sabit Korutürk imzalı bir sigara özel yaptırmış Cumhurbaşkanı. Sigara paketleri aldık. Komutanım dedim Mehmet mevzide bıraktım Mehmet'i. Bir tane de Mehmet için almak istiyorum. Onu da aldım. Mevziye geldim. Mehmet beni bekliyor. Abi dedim ne oldu? Baktım Mehmet'in biraz morali bozuk. Mehmet dedim işte görüşmeler devam ediyor. Henüz dedim bir şey yok. Bekleyeceğiz burada filan dedim ama ben harekat emrini aldık. Sabah da arz edeceğiz. Bunun Mehmet'in o üzgün halini görünce kendisini açıklayamadım. Neyse gece saat 1 sularında ben tekrar mevzilerimi dolaşırken Mehmet'in yanına gene uğradım. Önümde bir çelik sahan. Kıbrıs'ın o iri taneli kırmızı renkli üzümleri vardır. Üzüm bir yerden bulmuş. Abi gel sen de ye dedi. Önde de bir Pioneer küçük transistörlü radyo. Radyodan haber dinliyor. Bir kulağı da radyolar. Tamam Mehmetciğim dedim. Ben bu arada askerlerim dolaşıyorum. Oğlum biriniz uyurken biriniz tetikte olun mutlaka. Len diye onları da hazırlamaya çalışıyorum. Ve Mehmet'e söyleyemedim. Sabah taarruz edeceğiz diyemedim. Ve sabahın hareket başlayınca Mehmet anladı vaziyeti. Hatta o akşam bana o üzüm yerken abi dedi demek dedi artık bir savaş mavaş olmayacak. Döneceğiz memleketimize. Döneceğiz inşallah Mehmet dedim. Benim dedi Ceyhan'da annem babam var dedi. Onların elini öpemeden geldim buraya. Acaba dönerken izin verirler mi? Uğrayabilir miyim babamın evine? Tabii dedim Mehmet biz Ankara'ya gidene kadar zaten bir hafta yollarda geçer burada. Sen dedim bir ara atlar şey ben seni idare ederim. Böyle de bir umut vermiştim ona. Sabah tabii artık ilk uçakların gelmesiyle Mehmet anladı vaziyeti. Ve sıra bize gelince biz de toplanma yerinden taarruz çıkış hattına ilerlememizi yaptık ve karşımıza sanayi bölgesi. İlk hedefimiz Demkoşa Sanayi Bölgesi'nin ele geçirilmesi. Karşımıza da güçlü bir düşman kuvveti var. Arada geçmemiz gereken bir de Kanlıdere var. Biz taarruza başladık. İşte karşılıklı ateşler yiyoruz. Biz atıyoruz. Bir de sağ taraftan Kaymaklı tarafından çapraz ateş altındayız. En sağdaki birlik benim takımım. Ve saat 14'e doğru havanlar başlamıştı. Çok iyi havan kullanıyordu Yunanlılar. 81'lik havanlarla beşli beşli, beş mermi, baraj ateşi derler ona. Beş beş atıyorlar mermileri. Havanlar gelirken zaten merminin sesinden hava mermisi olduğunu anlıyorsunuz. O dönerken çıkardığı bir ses var. İşte tam süper diye bağırıyorsunuz. Yine öyle bir grup mermi geldi. Havadan geliyor. Mermiler patladı. Toz duman her taraf. Her patlayıştan sonra da çavuşlarım bana tekbir veriyor. Vukuatım yoktur komutanım veya vukuatım vardır. Falanca yaralandı filan gibilerden. Ben hemen baktım çavuşlarıma sağa sola. Bitlisli bir çavuşum vardı. Seydi Senem. Hiç unutmam. Komutanım dedi. Asteğmenim yaralandıydı. Mehmet de benim sol tarafımda benden 10-15 metre kadar solumda. Bir baktım Mehmet bağdaş kurmuş. Çelik başlık önüne düşmüş. Kan fışkırıyor sağ yanağından, sağ omzundan ve göğsünden. Mehmet bırakma kendini geliyorum diye sürünerek yanına gittim Mehmet'in. Mehmet ağzından da kan geliyor. Mehmet'in yanına gittim. Mehmet bırakma, Mehmet bırakma alıyorum seni lan derken en son abi beni al diyebildi. İşte o sıra hemen arkasına geçtim. Koltuk altlarından kollarımı çoktum ve geriye doğru yaparak sürünerek Mehmet'i sütre gerisine çekmeye çalıştım. Orada Mehmet ruhunu teslim etmişti. Mehmet Özel. Benim hayatımda şu anda Kıbrıs'taki Boğaz Şehitliği'nde yatıyor Mehmet. Nur içine yatsın. Şehitlerimiz tabii ki vardı. Başka askerlerim de vardı. Ama Mehmet daha o gün yeni gelmişti. Birinci harekatı yaşamamıştı. Ve ikinci harekatın ilk günü orada onu şehit vermiştik. Onun gibi bütün şehitlerimiz tekrar dua ediyorum. Niyaz ediyorum Yüce Allah'tan. Nur içinde yatsınlar.
Mekanları cennet olsun. Tabii nice Mehmetler vardı. Sizin yaşadığınız yakından bir olay. Çok etkileyici, evet. Çok duygulu. Allah tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Siz gazilerimiz de bizim için, Türk milleti için çok önemli manevi bir değeri var. Ben tüm Türk milleti adına da buradan hem kendim adına hem buradan izleyicilerimiz adına da sizler iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Konuk oldunuz, paylaştınız. Özellikle çok samimi açıklamalarda bulundunuz. Ben mesleki kimliğimin yanında kendim olarak da bu samimi açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim. Diğer sene 2024'te yine 20 Temmuz'da sizlerle beraber yeni bir röportaj yaparız. Bu sefer farklı hikayeler anlatırsınız bizlere. Çünkü biliyorum ki çok fazla hikaye, çok fazla yaşanmışlık var. Ve bunlar saatlere sığmayacak aslında olaylar, anılar. Bunların da farkındayım. Sizleri de daha çok yormak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak rahmetli Denktaş'la ilgili çok beraberliklerimiz oldu. Tabii, rahmetli Denktaş'la. Onunla bir yayın evinde de beraber aynı köşeyi, değişik köşeleri paylaşıyorduk, yazı yazıyorduk. Ve sözde Ermeni soykırımına karşı yürütülen o mücadelede biliyorsunuz Denktaş o grubun başındaydı. Ben de katıldım bu sözde Ermeni soykırımına karşı yapılan o mücadele sırasında. Kendisi 12 Ocak'ta vefat ettiği zaman biliyorsunuz rahmetli 2012'de 11 sene oldu. Çok büyük bir acı olmuştu herkes için ve benim için de. Ve buradan Ankara'dan cenazesine giderken Anıtkabir komutanından rica etmiştim. İki torba toprak istiyorum komutanım. Ne yapacaksın? Ben Kıbrıs'a gidiyorum. Denktaş'ın kabrini getireceğim bunları. Türkiye'nin toprağıyla Denktaş'ın kabrindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı onun kabrinde haşrolsun diye aldım götürdüm ve nasip oldu. Bugün hem Türkiye toprağı hem Kuzey Kıbrıs Türk toprağının içinde yatıyor rahmetli Denktaş. Bu anıyı da sizinle paylaşmak istedim. Sağ olun Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Tüm izleyicilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri tüm için. Tüm izleyicilerimizi ben de saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Unutulmasın. Bu halkın, bu yüce Türk milletinin bu geçmişi, geçmişte yaşadıkları, bu kutsal mücadelelerde beraberlik ve birliği, bütünlüğü unutulmasın. Tekrar o günlere kavuşalım diye umut ediyorum. Umarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.